Kripto Kralla kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çiliz yorumlayacağız. Çiliz'de son durum nedir? Artar mı? Azalır mı? Ne olur gibi sorularınızın cevabını bu videoda bulabileceksiniz arkadaşlar. Diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle Çiliz için şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu çanak yapısını bakın burada bir çanak oluşturmuş. Aslında hemen bu çanağı çizelim sizlerle birlikte. Burada bir çanak formasyonu oluşmuş ve bu çanak formasyonu arkadaşlar aslında kırmış bakın. Burada kırmış, retest hamlesini de yapmış. Daha sonrasında burada konsolide olmaya başlamış. Ne demek oluyor bu arkadaşlar? Şunu söyleyeyim. Bu arkadaşlar şu an için eleyebildiklerini, eleye, eleyebildiklerini eleme aşamasında olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Yani burada artık şey algısı oluştu. Yani Çiliz 30 Nisan'da geçti, haber de geldi, bir şey yok. Ben bozayım algısı oluştu. Ama Çiliz'in arkadaşlar zaten kendisi bir haber, kuruluşu bir haber Çiliz'in. Direkt olarak spor üzerine kurulması bile bir haber aslında Çiliz'in. Ben böyle görüyorum arkadaşlar ve devam edelim isterseniz. Yani Çiliz aslında şu an için şurada bir kapatma yapmazsa yani 0.55 altında 4 saatlik mum kapatmadığı sürece ben bir sorun olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Hatta burası güzel bir destek oldu kendisine. Burayı maviye boyayabildik. Bakın burası kritik bir lokasyondu. Buradan red yiyip yiyip duruyorduk arkadaşlar. En sonunda buraya oturduk. Buraya oturduğumuzu gösterirsek yani bu aralıkta daha fazla konsolide olmaya devam edersek emin olun ki arkadaşlar şu alttaki emirler yukarıya doğru taşınacaktır. Ve bu da bizim yukarıya doğru patlamamıza sebep olacaktır. Peki şimdi şunu da göstereceğim. Buradaki formasyon hedefimiz nereye doğru gidiyormuş? Hemen bakalım. Evet zaten görüyorsunuz ki bu 0.75 seviyesini gösteriyor. Burada da bir Fibonacci alanı vardı. Bu 0.75 seviyesine doğru bir atak görmemiz olası olarak gözüküyor şu an için arkadaşlar. Yani formasyon hedefimiz burası. Aynı zamanda şunu da göstereceğim. Oluşmamış bir boğa formasyonu var. Boğa bayrağı formasyonu var. Bu boğa bayrağı formasyonunu sizlere çizmek istiyorum. Burada bir boğa bayrağı formasyonu var. Buradaki konsolidasyon süresi Uzadıkça arkadaşlar bu boğa bayrağının e, oluşma sıklığı da artacaktır yani sertliği de artacaktır buradaki konsolidasyon evresi arttıkça bakın şöyle bir boğa bayrağı formasyonu da çizebiliyoruz arkadaşlar hemen bunu da kapatalım bu aralıkta yine konsolide olabilir şu aralıkta biraz daha konsolide olabilir. Ve maksimum noktası da 0.50 seviyesi olarak gözüküyor. Yani 0.50 altında da kapatma yapmadığı sürece bu boğa bayrağı formasyonu bozulmaz. Yani öncelikle vermememiz gereken bir alan 0.55-6 kapatma yapmamamız gerekiyor. Yaparsak 0.50'ye doğru bir gerileme görebiliriz. Bu 0.50 seviyesinde de arkadaşlar bu boğa bayrağı formasyonunun hedefine doğru ilerletiyor aslında. Peki kırılım geldiğini varsayarsak, kırılımın nereden geldiğini, şuradan geldiğini varsayarsak arkadaşlar. Bu boğa bayrağı formasyonunun hedefi de 0.79 seviyesine doğru gidiyor. Tabi flamanın altından alan kişiler de oluyor. Yani bu hem üstten alınabilir hem de alttan alınabilir. Buradan aldığımız takdirde ise 0.75 seviyesi yine arkadaşlar bize hedef olarak gösteriliyor. Yani eğer ki şöyle bir özetleyelim isterseniz. Arkadaşlar öncelikle almamız gereken yer aslında şuradaki 0.57 seviyesi. Bakın bunun üstünde de fitiller atıp atıp döndük. Burada da fitil atıp döndük. Öncelikle bir 0.57'yi alırsak buradaki boğa bayrağı formasyonunu bir aktif hale getirmiş oluruz. Buradaki düşen trendi kısa vadeli olarak düşen trendi kırmış oluruz. Öncelikle bir 0.57 üstünde kapatma yapmamız gerekiyor. Ardından ise arkadaşlar gerçekten makus talihimiz 0.60 seviyesi olacaktır. Yani bu 0.59.885 demesine bakmayın. Yuvarlarsanız 0.60 olarak alabiliriz. Yani 0.60 üstünde bir kapatma yapmamız gerekiyor. Bakın şurada milimetrik olarak gitti. Kapatma yapamadan geri döndü. Yani aslında çiliz için 0.60 seviyesi döndümlük lokasyonu olacaktır diye düşünüyorum. Bakın burada da aynı şeyi yapmıştı. 0.60 aldı. Daha sonrasında çok sert bir atak yapıp 0.84'lere doğru ilerledi. Önümüzdeki en güçlü direnç bandı bence 0.60 seviyesi. 0.60 seviyesi trendin döndüğünü gösterecek olan bir seviye. Bakın buradan sonrasında düştü. Sonra 0.60'da yine tutulmuştu ama sonrasında maalesef ki biliyorsunuz Bitcoin Bitcoin'in ters hareketine yakalandık arkadaşlar. Çiliz'in makus talihi bu. Yani Çiliz ne zaman kafasını kaldırsa Bitcoin de aşağı doğru bir iniyor. O da çok kötü etkiliyor bizi arkadaşlar. Yani Çiliz'in dediğim gibi 0.60 seviyesini aldığımız takdirde aslında arkadaşlar yeniden biz yükseliş senaryolarını konuşabileceğiz. 0.60 seviyesi altı aslında ayı sezonu 0.60 üstü boğa sezonu olarak değerlendirebilirsiniz. Gerçekten alttaki yatırımcıların da iştahını açacaktır arkadaşlar. 0.60 seviyesinin alınması. Peki bunun önemi bir diğer önemine de geçeceğiz. Hemen bir Bollinger bandını saatlikte göstermek istiyorum. Yani saatlikte ben bu kadar daralmayı çilizde daha önce görmedim arkadaşlar. Bakın şu daralmaya bakın. Bir de şuradaki genişliklere bakın. Yani bu daralmalar şurada bakın. Şurada daralmış. Şurada daraldıktan sonra %85'e yakın bir kar vermiş. Yani şu daralmadan sonra bu Bollinger bandları arkadaşlar daraldıktan sonra çok fena daraldıktan sonra bir patlama gösterirler. Eğer ki piyasa izin verirse arkadaşlar öncelikle şu 0.57'nin üstünde bakın 0.57 üstüne bir e, direnç bandı atmış. Daha sonrasında bunu 4 saatliğe alırsak da 0.60 üstüne atmış. Bakın çok güzel. Bollinger bandı bize çok güzel yardımcı oluyor. Öncelikle 0.57 üstü bir kapatma yapmamız gerekiyor. Daha sonrasında 0.60 üstü bir kapatma yaptığımız takdirde hem bu Bollinger bandının ağzını yukarıya doğru kırmış olacağız. Hem saatlikte bu daralmayı yukarıya doğru patlatmış olacağız arkadaşlar. Bu da çok güzel bir formasyonların oluşmasına sebep olabilir. Yani çiliz de aslında yine bence kar için güzel potansiyelde olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü şöyle bir algı oluştu. Ya bunun haberi bitti. Bunun şeyi bitti ben bunu niye elimde tutuyorum gibi bir algı oluştu. Ve tam da balinaların sevdiği bir algıdır bu arkadaşlar. Çünkü balinalar der ki satsınlar biz de alttan alalım algısı oluşturur. Ama şimdi biz e, şunu da söyleyeyim tabii ki 055 altı kapatma yaparsak da e, kötü senaryoları konuşacağız maalesef arkadaşlar. Biz teknik analiz yapıyoruz. Belirli şartların bir araya gelmesiyle oluşturuyoruz. Bakın burada yine daralmıştı. Burada bir patlama meydana geldi. Bu patlama arkadaşlar yine bir %40'lık %50'lik bir patlama gelse zaten biz çilizde Hatta şöyle söyleyeyim %40'lık elerik gelse 0.84 seviyelerine gidiyoruz arkadaşlar. Bu da çok güzel. Yani 0.84 seviyelerine kadar atak yapabiliyoruz aslında biz. Ribbon'ı açacağım arkadaşlar. e Ribbon'a bakın. E-mail Ribbon'un üstünde kalmayı başarıyoruz. Bu da çok güzel bir gelişme. Ribbon'un üstünde kalmaya devam ettiğimiz sürece hiçbir sorun olduğunu düşünmüyorum. Bakın çok güzel yerde kapattık aslında. 0.55'in üstünde kapattık bir 4 saatlik mum daha geçireceğiz. Bu 4 saatlik mumda arkadaşlar saat 19'da kapanacak. Umarım ki şu 0.57 üstünde kapatırsak yeniden 0.60 denemelerinin geleceğini düşünüyorum ben. 0.57 üstünde bir kapatma bizi 0.60'ı denemeye götürür. Almamız gereken bir seviyeler mevcut. Bu seviyeleri aldığımız takdirde biz Çiliz'de yine kimsenin beklemediği anda artış geleceğini düşünüyorum. Herkesin böyle haber günü artış gelmesini bekliyordu. O an satış emirleri hazırdı herkesin. Daha sonra o emirler aşağıya doğru indi. Buralardan satanlar oldu. Yine kar için yüksek potansiyel potansiyelde olduğumuzu düşünüyorum. Şu Bollinger bandını bir kere daha göstermek istiyorum. Yani gerçekten ben bunu arkadaşlar uzun bir süredir rastlamıyorum başka coinlerde. Bakın şu daralma neredeyse hiçbir yerde yok gibi. Değil mi? Bu daralmalar geçmişte vardır. Bakın şöyle. Evet bakın şuradaki geçmişteki daralmalara benziyor yani. Bu daralmalar da Çiliz'de kimsenin beklemediği artışların gelmesine sebep olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve ben uzun vadeli Çiliz'lerimi bozmadım. Bozmayı da düşünmüyorum arkadaşlar. Biz Çiliz'de asıl yükselişleri göreceğimiz evrenin ise statların açılmasıyla birlikte olacağını düşünüyorum. Yani ben bu korona süreci bittiği anda Çiliz'de gerçekten çok daha fazla artışlar gelebilme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten bahtsız bir coin olduğunu düşünüyorum. Bakın burada arkadaşlar olayın e kötülüğüne bakın burada tam artışa hazırlanıyoruz. Burada Bitcoin bizi geliyor aşağıya doğru atıyor. Şurada çok güzel artış yapıyoruz. Burada bizi Bitcoin geliyor aşağıya doğru atıyor. Yani Bitcoin'in yatay evresinde biz hamlelerimizi yapamadık. Bundan da biraz şikayetçi olabiliriz aslında. Peki bu, bu seviyeleri aldığı takdirde yeniden şuradaki büyük çanak formasyonunun oluşacağını düşünüyorum ve bu çin, büyük çanak formasyonununsa arkadaşlar bize hemen şöyle formasyon hedefimizi koyalım. Bu bize arkadaşlar 1.11 dolar seviyelerine hadi diyelim ki 1 dolar seviyelerine kadar atabilme potansiyeli olduğunu görüyoruz. Yani böyle büyük bir e, devasal çanak formasyonuna doğru evrilmesi söz konusu arkadaşlar. Ve ben bu yüzden çilizlerimi satmayı düşünmüyorum. Uzun vadeli çilizlerimi hatta ekleme bile yapıyorum. Şu, şu seviyelerden bayağı çiliz yine topladım ve yine de düşerse yine toplamayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü Chiliz'e gerçekten güveniyorum. Peki bir de retracement seviyelerinden bakalım Chiliz'in. Red retracement seviyelerinden nerelere doğru bir atak gösterebilir arkadaşlar. Hemen bir ona bakalım. Şuradan alacağım buradan alacağım. Ve şuradan evet buradan alacağım arkadaşlar. Peki bakalım Bakın burada da 0.618'i bizim kırmızı kutucuğumuza denk geliyor. Yani bu aralıktan red yemesi biraz normal olacaktır. Bu seviyeleri aldığı takdirde güzel bir satım lokasyonu olabilir. Eğer ki kısa vadi düşünüyorsanız direkt olarak 0.68 ve 0.71 dolar seviyelerine doğru bir atak görmemiz mümkün arkadaşlar. Daha sonrasında 0.79 ve 0.96 seviyeleri olarak da 1.618'i gösteriyor. Yani şu an için çiliz için durumların pozitif olduğunu söyleyebilirim. Biraz daha sabırla birlikte arkadaşlar, Çilez'de biz asıl artışlarımızı göreceğimizi düşünüyorum diyerekten. Eğer ki Çilez videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum, hoşça kalın, görüşmek üzere.